Merhaba arkadaşlar. İyi pizza, güzel pizza 128. gününde. Haberlerimizi geçtik. İlk defa böyle bir şey oldu. Direkt bizi oyuna attı. Bekletmedi. Güzel bir yorum var. Malzemeler o kadar iyiydi ki pizzayı salkımından koparmış gibiydim. Yoksa dalından mı demeliydim bilemedim demiş. Afiyet olsun. Mısırlı ve tuzlu denizci. 2 Mısırlı, 1 tuzlu denizci. 3 otu siparişimiz. Çiçeğimizi sulayalım ve baş belamız geldi. Doktor. Cezan için olan açgözlülüğüm bana müşterilerim ve enfes yemeğimi hararetle demiş. Bir şeyler bir şeyler işte. O birinci biz de ikinciyiz şu an. Doktoru biliyorsunuz. Et sever bir vejeteryan demiş. Stok durumunu nasıl öğrenmeye çalışıyorum. 3 pizza istedi bizden. Pizzanı güzelleştirmek için tozu kullan demiş. Burada bir hataya düştük aslında. Evet dedik, hayır demeliydik. Çünkü bizim pizzalarımız zaten güzel. Ama o iksiri dökmüş olduk biz de. Doktorun kullandığı da oymuş aslında. Bu da bizi ikinci yaptı maalesef arkadaşlar. Bir et sever demişti. Bir vejeteryan demişti. Önce et severi yapıyoruz. Sucuk, sosis, pastırma ve jambon. Et severi fırına gönderelim. Evet, jambonu unuttuk. Onu ekleyelim. Hadi fırına. Şimdi fişimizi kontrol edeceğiz. Hızlandırdık. Soslarımızı bir sürelim. Peynir ekledik. Sırayla yapıyoruz şu an. Evet, ne demiş? Mantar. Zeytin. Acaba şu an vejeteryana mı başladık? Çünkü sucuk ve sosisi es geçtiğimize göre vejeteryana başlamış olabiliriz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz eklemeye malzemelerimizi. Ananas ekledik. Fesleğen ekliyoruz. Evet, patlıcan ekliyoruz. En son mısır da eklersek tamamdır. Evet, şu an mısırı da ekliyoruz. Bu vejeteryan pizza. Hiçbir şekilde et ürünleri koymadık farkındaysanız. Sosumuzu sürdük. Peynir ekledik. Zazom sipariş için birazdan yola çıkacak demiş. Bu da balık çeşitlerini söylemiş demek ki, deniz ürünleri. Evet, şu an müşterimizin 3 siparişi de hazır. Saatimiz 2:45. Dilimlemeden hemen koyduk siparişleri. Şimdi 2 mısırlı, 1 tavuklu. Tavuklu muydu? Yok, tuzlu denizci. Hemen onları yapalım hızlı hızlı. Saatimiz 3. Ucu ucuna belki yetişecek, belki de yetişmeyecek. Şu an bilmiyorum, hiç emin değilim. Saat 3:15. Saate göre yetişmemesi gerekiyor ama bilmiyorum. Ya da diğer sipariş yetişmeyebilir. Bunu işaretlediysek her şekilde almaya gelecektir bunu. İki tane mısırlıyı yaptık. Fırınımızı hızlandırmıştık az önce. Bu da tuzlu denizci, zeytin ve hamsi. Hemen bunu da fırına gönderelim. Saat 3:45. 5 siparişimizi de yetiştirmemiz gerekiyor. Saat 5'teki. Bunu verirsek diğer sipariş de çok rahat bir şekilde yetişir. Yaşasın, sonuncu siparişi de paketledik. Hadi müşterimize teslim edelim. Bu şimdiye kadar yediğim en iyi pizza mı bilemiyorum ama gerçekten enfes demiş. Teşekkür ederim. Zazom almaya geldi. Süper, saat 4:30. Bunları servis eder etmez. Evet. Diğerini işaretleyebiliyoruz. Yaşasın. İkinci siparişimizi de yapacağız şimdi. İki tane jambonlu ve sırada iki pastırmalı bir sucuklu var. Bence zamanımız yeter onları da yapmaya ama bir devam edelim bakalım. Müşteriler zor sipariş vermezse. Bu giydiğim turuncu şeyi görüyor musun? Bu jüriyim demek şimdi. Sebzeli bir pizza istiyor. Hemen diğer siparişleri de hazırlayalım. Saat çünkü 5. İki tane jambonlu demiş. Hemen hazırlayalım. Bir de sebzeli pizza yapalım. Sebzelerimiz belli ama yine de kontrol edebiliriz orada sadece. Bunları fırına bir gönderelim. Fırınımızı hızlandırırsak bize çok avantaj sağlayacak. Hemen bunu koyalım. Evet, hızlandırdık. Artık genelde hızlandırıyoruz yetiştirmek için. Diğer siparişlere de başladık. Farkındaysanız o tozdan hala atıyor hamuru açar açmaz.
Hemen peynir ekleyelim. İki pastırmalıyı yaptık arkadaşlar. Bu neliydi? Bir de supreme miydi acaba? Mantar, soğan, dolma biber, patlıcan, vejetaryen demek ki. Ya da sebzeliği mi yapıyoruz acaba? Zeytin koymadık çünkü. Evet, bu sanırım müşterimizin. Bunları hemen Zazo'ma. Saat 6:45. Çok az vaktimiz kaldı. Diğerini bekletebiliriz. Evet. İki kere fırından geçir demiş. Hadi saat 7. Bunu yollamamız lazım yoksa yetişmez. Malzememiz boşa gider. Bu pizzalardan tekrar yemektense bir hafta bayat pizza yerim daha iyi demiş. Beğenmedi ve hadi çok çabuk. Hızlı 7.15, 7.30 sipariş kaçtı mı acaba? 7.30 oldu çünkü. Evet. Seçemedik arkadaşlar. 7.30'u geçti. Son siparişlerimiz kaldı. Sıralamamıza girelim. Evet. Birinci doktor, ikinci biziz. Büyük ihtimalle de yarışı böyle tamamlayacağız. İki sucuklu ve mantarlı demiş. Bunlar dursun. Belki son müşterimiz ister diye düşünüyorum ama saatte 8. Artık son müşterimiz gelmez. Bunları maalesef çöpe atmak zorunda kaldık arkadaşlar. Son siparişler yetişmedi. Hemen domates sosumuzu ve peynirimizi ekledik. Bir sucuklu demişti. Ve mantarlı demişti yanlış görmediysem. Mantarları da ekleyelim. Bu arada videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Videolarımıza çok güzel yorumlar atıyorsunuz. Bunun için de size tekrardan videoyu çekerken de size de teşekkür etmiş olalım arkadaşlar. Yorumlarınıza mümkün olduğunca görür görmez dönmeye çalışıyorum. Çünkü çok güzel yorumlarınız var. Çok teşekkür ederim. İzleyip de abone olmayanlar varsa da lütfen abone olup videomuza like atabilirler. Bugün yine iki bölüm oynayacağız. O yüzden daha devam edeceğiz. Aman tanrım, buralara geldiğimden beri evet beğendi pizzamızı. Pizza Palazzo jürilerinin adına restoranının yarışmayı kaybettiğini bildirmek istiyoruz demiş. Evet biz de üzüldük biraz. Birinci olmayı isterdim çünkü maalesef. Gördüğünüz gibi sıralamada ikinciyiz. Tatbak pizzacısı. Ama önemli değil. 37'lerde başlamıştık. 10. da olabilirdik ama biz ikinci olduk. Birinciliği kaçırdık. Biraz üzüldük yani. Yakın bir karardı ve katılımın için sana içten teşekkür ederiz. Lütfen seneye tekrar katılmak için tereddüt etme. Görüşürüz, hoşça kal. Ve 128. günün sonunda 54.68 dolar karımız var. Hadi devam edelim arkadaşlar. Ve 129. gündeyiz. Bakalım bugün haberlerde neden bahsedecek? Evet, bugün haberlerde doktorun birinci olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Hemen geçelim, biz müşterilerimizi bekletmeyelim. Biz aynı özveriyle dükkanımızı açıp çalıştırmaya devam ediyoruz. Hoş geldin pesto sosu. Sosa da kırmızı, sosa da bayılırım demiş. Ama karnımda iki pizzalık yer yok. İlla birini seçmem gerekiyorsa demiş. Evet. Peynirli pizza yarısı domates yarısı pestolu istemiş. Tamamdır, yapabiliriz. Bunlar basit şeyler. Yarısı pesto, yarısı domates ve üstü peynir. Şimdi bunu fırına gönderelim. Ve biz Zazo'nun siparişlerine girelim. Ne var ne yok bakalım. Klasik etli 2 tane, patlıcanlı 1 tane ve 3 tane jambonlu var sırada. Ben hepsini yetiştirebiliriz diye düşünüyorum ama ikisi etli. Klasik etli dediği yani sucuk, sosis, pastırma ve jambon. Hemen sırayla gidelim. Sucuk, sosis. Diğerine de sosis ekleyelim. Bunlar yakın malzemeler. Şimdi hemen yan tarafa geçirelim pizzamızı. Pastırma ve jambon ekleyip fırına gönderelim. Vaktimiz
daha var. O yüzden vaktimizi iyi değerlendirirsek iki pizzamızı da yetiştirebiliriz. İki siparişimiz de yani. Hemen pastırma ve jambon ekleyelim. Buna da saatimiz 2:15 oldu. Fırınımızı hızlandırıp diğer siparişe geçmemiz gerekecek. Zaten yer kalmadı. 3 tane yer vardı. Zazon siparişi almak için teslimata çıkacakmış. Bunun bilgisini bize önceden veriyor arkadaşlar. Zaten saatimizi de kontrol edersek ona göre siparişlerimiz yetişiyor. Diğer sipariş de pişti. Onu da alalım. Evet, bu siparişlerimiz hazır. Artık saat 3. %10'da bir müşteri memnuniyeti kaldı. O yüzden bu pizzamızı teslim edelim. Ondan sonra 5 siparişine geçelim. Neredeyse teslimat da yavaştı. Evet, sipariş hazırlamıştım. Hala bu sıralama burada gözüküyor. Bugün son günü. Büyük ihtimalle bir sonraki bölümde kalkacaktır. Hoş geldin. 2 pizza istiyorum. Şeyli olsun, şu mor salatalıktan. Patlıcan tabii ki de. 2 peynirli ve üzerine patlıcan demiş. Bu arada 3:15 siparişini almaya gelmediler farkındaysanız. Ben hemen 5:15 siparişini de yapacağım. Çünkü vaktim kalacak diye düşünüyorum. 2 patlıcanlı pizzamız var. Hızlı hızlı yaparsak o da yetişecektir. 3 tane pastırmalı diye hatırlıyorum ama tekrar bakarız ona, o problem değil. Hızlandırdık ve şimdi diğer servise yapalım hemen. Neliymiş? 3 tane jambonlu. Tamamdır. Hemen 3 tane hamur açalım. Sosumuzu sürelim. Peynir ekleyelim. Sıralamada ikinci olduk diye biraz canımı sıkıldı ama olsun, yolumuza devam edelim biz yine de. Belki başka yarışmalar çıkar. Hangisiydi şimdi? Evet, jambon. Jambonu ekliyoruz. Hızlı hızlı. 4:45. 5. Hadi yetişmeyecek çabuk. Niye böyle oluyor ya? Bunu da yetiştiremezsem gerçekten çok üzüleceğim. Evet, beklettim bakalım. Biraz sevgini katabilirdin adamım demiş. Sanki kötü bir gün gibi hissediyorum bugünü. Siparişi 5:15'te almaya geldi ama bu benim hatam değil ki. Az önce gelmen gerekiyordu. Bak, kaçırdık jambonlu 3 taneyi. Vejetaryen yapacağız şimdi 2 tane. Bugün çok kötü bir gün oldu ya böyle. Hem ikinci olduk, hem siparişlerimizin hepsini yapamadık. Hey, telefonum şarja takabileceğim bir prizin yoktur herhalde, değil mi? Hayır. Olur, tamam. Güle güle. Hoş geldin. Pizzamda tavuk istiyorum ama tavuğun yediği şeyden de istiyorum. İki dilim, yani mısırlı tavuklu. Biraz bekliyoruz. Ve onayladık. Hemen mısırlı ve tavuklu pizza hazırlayalım arkadaşlar. Mısır da ekleyelim. Hadi fırına. Bu siparişlerimiz kaldı öyle. Saat 6:30, belki gelip alan olabilir ama. Son sipariş neydi onu hatırlamıyorum. Bakmıştım gerçi ona ama. Biraz daha iyi olabilirmiş. Üzgünüm. Bugün moralim bozuk. Kimseye söyleme ama ananaslı pizza istiyorum. Zaten kimse yok. Kıvanç'la ben varım sadece. Bu pizzayı ne yapsak acaba? Çöpe mi atsak? Saat 7:15. Gönderdik gitti. Son sipariş 2 tane vejetaryenmiş ama onları yapacak mıyım? Hiç emin değilim. Hemen peynir ve sosumuzu ekledik. Bu müşterimiz ananaslı bir pizza istemişti. Ve bu son sipariş olduğu için 9'a kadar gelip alıyor ya. O yüzden çok da acele etmeden siparişi yetiştirebiliriz aslında. Vejetaryen dediği için peynir ekliyoruz. Et ürünleri eklemiyoruz. Et, balık, tavuk. Deniz ürünleri eklemiyoruz. O yüzden mantar ekledik. Zeytin meyve diye geçtiği için zeytin ekliyoruz. İki pizzamızı da aynı anda yapabiliriz. Soğan ekliyoruz. Soğan da sebzeye giriyor. Dolma biber meyveye giriyor arkadaşlar.
Bunları tariflerden de görebiliyorsunuz zaten. Ananas meyveye giriyor zaten. Ananas fesleğen ekledim hızlı hızlı. Sanki mısır da ekledim gibi gördüm ama evet şimdi ekledim. Çok dağınık ekledim çünkü son siparişler olduğu için saatimiz zaten 9 oldu. Bu iki bölüm biraz moralimiz bozuk geçti ama hem sipariş yetiştiremediğim için hem ikinci olduğumuz için ama çok da önemli değil demiştik. Bir sonraki bölümler çok daha heyecanlı ve daha güzel geçecek. Sizin de desteğinizle tabii ki de. Tekrardan yani gün sonuna geldik. Bu pizza günümü şenlendirdi. Teşekkür ederim. Umarım bizim de günümüz şenlenir gün sonunda. Son siparişi almaya geldiler. İki vejetaryeni servis edelim. Evet, çok da beğenmedi. Suratından da belli oluyor zaten. Tekrar yapman için de zamanın yok dedi ve gitti. Hemen bir yorum gelmiş. İki kalp bırakılmış. Daha iyi dondurulmuş pizzalar yemiştim diyor. Başka da diyebileceğim bir şey yok demiş arkadaş. Malzemeler o kadar iyiydi ki pizzayı salkımından evet bunu az önce okumuştum zaten bu aynı yorum. Tamam gün sonu başka da bir şey yokmuş bugün. 129. günün sonunda dükkanımız. Oo, -7.47 bayağı sipariş kaçırdık.